yatırım yaptığım her hisse senedinin arkasında mutlaka bir yatırım tezim oluyor. Yani bu hisse serinin yukarı doğru gitmesi konusunda bir gerekçem bir planım. Tesla'da bu bir yandan elektrikli arabalarda 15-20 milyon adet satışlara ulaşma ikincisi de ve esas daha önemli parçası da yapay zeka tarafındaki gelişmeler. Yani otonom sürüş, robot teknolojisi dojo bilgisayar. Fakat dün anladık ki Elon Musk bu hayalleri tam olarak benimle paylaşmıyor olabilir. Dün benim açımdan Tesla'yla ilgili en hayal kırıcı gün şu ana kadar Tesla ile ilgili çok sayıda olumlu veya olumsuz gelişme yaşadım yatırımcı hayatım boyunca. Fakat yatırım tezimi değiştiren hiçbir şey olmamıştı. Berlin fabrikası Kızıl Deniz'deki olaylardan dolayı bir süre kapanıyor. Geçici bir olay. Çin'de fiyatları düşürüyor Tesla. Geçici bir mesele. Bunların hiçbir yatırım tezimi sorgulatmıyordu. Fakat dün Elon Musk'ın attığı bir tweet ve sonrasındaki konuşmalar, gelişmeler oldukça can sıkıcı. Ve ben de bu çerçevede yatırım tezimi gözden geçiriyorum. Bizim model portföyümüzde Tesla'yı demir baştan tut seviyesine indiriyorum. Ve ise senin de adedini azaltarak indireceğim. 3'te 2'ye yakın bir azalma öngörüyorum orada. Neden böyle? Çünkü Elon Musk dün benim yatırım tezimin yanlış olabileceğini kendisine aynı görüşte olmadığını söyledi. Daha doğrusu aynı görüşteyim ama belli koşullar altında dedi. Buyurun anlatıyorum. bir süredir Tesla'daki gelişmenin biraz yavaşladığını hepimiz gözlemliyorduk uzun süredir. Ve Elon Musk'ın da özellikle Twitter hesabından gördüğümüz kadarıyla Tesla'ya olan ilgisinin azaldığını da farkındaydık. Açıkçası ben bunu şu ana kadar Elon Musk'ın biraz kişiliğine bağlıyordum. Zaman zaman belli alanlara çok eğilen, tutkuyla bakan bir insan diğerlerini biraz ihmal edebiliyor diye düşünüyordum. Fakat dün attığı bir tweet var son derece rahatsız edici. Bu tweetin temel sebebi Elon Musk'ın nasıl ödüllendirileceği konusunda bir süredir hissedarlar arasında süren tartışma. Elon Musk'a yakın bazı hesaplar dediler ki Elon Musk'ın artık bu şirketin büyümesi konusunda doğrudan bir çıkarı yok. Çünkü bir primi yok. Daha evvel Elon Musk orada primle çalışıyordu ve hisse senedini belli bir yere getirdiği için çok yüklü para kazanmıştı. Artık öyle bir şey kalmadı. Elon Musk bu durumda motive olmuyor olabilir. Bizim Elon Musk'ı motive etmek için yeni bir ücretlendirme paketi tasarlamamız gerekir deyip yönetim kurulundan bu konuda bazı taleplerde bulunuyorlardı. Musk bununla ilgili oldukça serin kanlı bir tweet atmıştı ilk başlarda ve olabilir hoş olur demişti. Fakat dün attığı yeni bir tweet var ki bu son derece rahatsız edici. Dün yine Yaşu Sharma isimli bir insana cevap verdi aslında. Ya şu Sharma dedi ki ya arkadaş zaten Elon Musk'ın kabaca 411 milyon test sayısı senedi var. Bu kabaca 90 milyar dolar değere geliyor. E zaten şirketin değerini artırmak onun için yeterince motive edici bir konu değil mi? Eğer Tesla Elon Musk'ın iddia ettiği gibi Saudi Aramco ve Apple'ın değerlerinin üzerine geçerse zaten onun hisse senetlerinin değeri 1 kilo doları bulacak. Bu yeterince motive edici bir şey değil mi dedi. Buna cevap olarak Elon Musk'ın attığı tweetin şu son paragrafını anlayabiliyorum. Dedi ki hisse senedi sahibi olmak bana yeterince motivasyon sağlamaya olabilir. Fayda da ki Tesla'da büyük yatırım olan şirketlerden bir tanesi. E onun da benim kadar hissesi var. O neden işe gelmiyor? Bu tabi oldukça saçma ve çocukça bir şey bu arada. Fidelity bir fon. Ne yapacak yani? Oraya fonun bütün katılımcılarını mı gönderecek vesaire? Çocukça ama hani pazarlık unsurluğu diyebiliriz. Esas yukarıdaki bölüm çok rahatsız edici. I am uncomfortable growing Tesla to be a leader in AI and robotics without having 25% voting control. Diyor ki Tesla'nın üzerinde %25 civarında bir kontrolüm yoksa yani hisseden olarak kontrol bende değilse yapay zeka ve robot konusunda Tesla'yı büyütmek konusunda kendimi rahat hissetmiyorum. İstediğim oy oranı etki edeceğim kadar güçlü olmalı ama eğer bir gün tabii yönetik kulu isterse beni yine de şirketten çıkarabilmeli. Sonra devam ediyor. Eğer bunu vermezlerse yapay zeka ile ilgili ürünleri Tesla'nın dışında geliştirmeyi tercih ederim. Unutmayın Tesla sonuçta bir startup temelde. Tesla'nın şu andaki hisse senedi değeriyle General Motors'un hisse senedi değeri arasında çok büyük farklar olmasının temel nedeni Tesla'nın içinde pek çok startup'ı barındırması. Bunlar temelde yapay zeka startup'ları. E ben bunları neden Tesla'da geliştireyim? Dışarıda geliştiririm. Süper rahatsız edici bir tweet. Bir kere Elon Musk bu şirketin CEO'su. Bu şirketin bünyesinde geliştirilen teknolojileri bilerek yavaşlatabileceği veyahut da bunları dışarıya taşıyabileceği konusundaki en ufak ima bile hisse senedi için çok zararlı. Çünkü unutmayın hisse senedinin değerlemesinin ciddi bir bölüm zaten bu startup halinden dolayı geliyor. Bunu defalarca anlattım videolarımda. Evet Elon Musk'ın motive edilmesi için daha fazla para kazanmasına benim gözümde sorun yok. Şirketin değerini bugünkü değerden 10 trilyon dolara taşıyacaksa daha fazla hisse elde olabilir ki zaten opsiyonları var. Şu anda hisse senedi opsiyonlarının tamamını yerine getirirse şirketteki hissedarlığı %22'ye kadar yükseliyor. Şu anda %14 civarında payı var. Opsiyonlar var, onlarla beraber %22'ye çıkıyor. Ve üstelik de Elon Musk'ın şu anda hisse senedinin azalmış olmasının sebebi Tesla'da biz değiliz. Gitti Twitter satın aldı. Twitter satın almasının insanlık açısından iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Twitter'da çok seviyorum ama sonuçta bu onun tercihiydi ve eğer o Twitter satın alması olmasaydı elindeki hisseler, opsiyon artı Twitter'da sattığı hisselerle beraber zaten %25'in üzerinde kontrolü sahip olacaktı. Yani kendi kontrolünde olan bir mesele bu. İsterse gitsin parayı bulsun, opsiyonlarını exercise etsin ve %22'ye çıkarsa hissesini %3'lük kontrolü ona verecek pek çok yatırımcı var. Ben de onlardan bir tane sayıyım. Sanırım gidip noterden oy hakkımı vekaletle Elon maska teslim edebilirim. Noter deyince Amerika'da bu işler nasıl oluyor tam bilmiyorum ama bir yolu bulunabilir. Ama böyle bir çözüm varken bu kadar sert bir tweet atmak Tesla için hiç iyi olmadı. Sonrasında attığı bazı tweetlerle ortamı biraz yumuşattı. Dedi ki benim dedi bu arada yönetim kurulu hiçbir sorunum yok. Yönetim kurulu gayet duyarlı her şeye. Bana yeni bir ücretlendirme paketi konusunda da zaten hemfikiriz. Ama bir dava var Tesla üzerinde de Delaware Trial deniyor. Delaware'da açılan bir dava. 9 adet hisse senedi sahip bir Tesla yatırımcısı daha evvel Elon Musk'a sunulan ücret paketinin haksızca olduğu konusunda bir dava açtı. Dava aslında sonuçlanmış durumda. 2022'de sonuçlandı ama hala davanın sonucu yayınlanmadı. Bu davanın sonucu yayınlanmadan bana yeni bir ücret paketi sunamıyorlar diyor. Fakat bakın ücret paketi ayrı bir konu. %25 hissedar olmak ayrı bir konu. Ücret paketin içerisine hissedarlığını büyütmek konusunda bir takım opsiyonlar konabilir. O ayrı o yüzden bunları yakından takip etmek lazım. Ama her şekilde ben de dahil olmak üzere milyonlarca yatırımcıyı Tesla bir otomobil şirketi değil, Tesla bir yapay zeka ve robotik şirketidir diye buraya davet edip bizi yatırımcı yapıp şimdi de eğer işime gelmezse ben buradan çıkarım demek son derece yanlış. İlan bunu biraz ahlaki bir yönden açıklıyor aslında. Diyor ki yapay zeka çok tehlikeli, kontrolümde olmasını isterim. Yanlış ellere geçmesini istemem. Bir yandan da tıpkı Apple'da Steve Jobs'un başına geldiği gibi bir aniden işten atılma hikayesinden ürküyor olabilir. Bunları anlıyorum ama neden bunu Twitter üzerinden tartışıyorsun? Neden bu kadar kritik bir konuyu ve zaten borsanın tatsız gittiği, hisse senedinin pek tatsız gittiği bir dönemde Twitter üzerinden tartışma açıyorsun? Hakikaten anlaşılır gibi değil. Peki bundan sonra ne olacak? Yani ben Elon Musk'ın Tesla'dan, Tesla'dan da Elon Musk'tan vazgeçeceğini tahmin etmiyorum. Bir çözüm bulunacak. Ama bu çözüm bulmak kesinlikle zaman alacak ve bu çözümü bulmak kamuoyunun önünde tartışıldığı sürece Tesla hissesine zarar vermeye devam edebilir. Çözüm ne olabilir? Mesela ayrıcalıklı bir hisse tanımlanabilir Elon Musk'a. Fakat anladığınız anladığım kadarıyla İlhan da dün bununla ilgili bir tweet attı. Bir kez halka açıldıktan sonra böyle hisseler pek tanımlanamıyor. Mark Zuckerberg'in Meta'da böyle özel bir hissesi var. Oy hakkı hep onda kalıyor. Ama diyor ki İlhan biz halka açıldık. Halka açılırken bu yoktu. Sonra ekleyemiyoruz diyor. Bu durumda muhtemelen yeni opsiyonlar olan bir ücret paketini tanıtması lazım yönetim kurulunun. Bu tabi iyi olabilir. Yani Elon Musk'a şu, şu kriterleri yerine getirirsen şu kadar daha hisse senede alabilirsin gibi bir opsiyon tanımlanabilir. Bu hisseyi yukarı doğru taşıyacaktır. Öte yandan bu tip yeni opsiyonlar hisse senedinin seyrelmesi anlamına geliyor. Yani hisse senedi adedi artacak anlamına geliyor. Bu kısa vadede hisse olumsuz etkilese de yukarı uzun vadede taşıyabilir. Öte yandan bütün bu teknik meseleleri bir kenara bakacak olursak bir CEO'nun bunları yapması doğru değil. Ben Elon Musk'ın her türlü antikalığına alışmış bir insanım ve peşerbetliyim. Bu olmaz. Çünkü şimdiye kadar ne olursa olsun Tesla'yı korumaya, büyütmeye, yüceltmeye çalışan bir Elon Musk vardı. Bu sefer ise kontrol bende değilse her ne amaçlı olursa olsun yani ister işte onu bir şeytan olarak düşünün ister. Yapay zekanın felaketlerine karşı insanlığı koruyan bir melek olarak düşünün. CEO'su olduğu, milyonlarca yatırımcı içine çektiği, sayesinde bugünkü süper zengin insan statüsüne kavuştuğu bir şirkete Elon Musk'ın bunu yapmaması gerekir. O şirketi ben buradaki bazı teknolojik oyuncakları buradan çekip çıkarırım dememesi gerekir. Bu konularda çok netim. O yüzden bundan sonra bütün bu işler çözümlense bile Tesla portföylerimizde eskisi kadar büyük bir yer alır mı? Ondan da emin değilim önümüzdeki günlerde gelişmeleri meraklı izleyeceğim. Yeni şeyler olursa paylaşacağım. Kişisel portföyümde Tesla'ların benim çok düşük maliyetlerle ona rağmen orada da biraz küçülme yapmayı düşünüyorum bu arada. Onları burada paylaşmıyorum ama model portföyde olan her şeyi YouTube katıl ve haddini aşk zaten yakından takip ediyorlar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.